Serkan Bengüsü, uzman dil ve konuşma terapistiyim. Çocuk ve yetişkinlerde iletişime kapsayan tüm problemlerle ilgili tanı, tedavi yöntemleriyle ilgili bir işim var. Bununla ilgili olarak karşımıza gelen danışanı öncelikle bir değerlendirmeyle başlıyoruz yaptığımız çalışmalara. Problemin ne olduğunu anlıyoruz. Probleme ilişkin olarak bir tedavi programı geliştiriyoruz. Yaptığımız tedavi programlarını periyodik aralıklarla danışanın ihtiyacına göre belirliyoruz. Ve uyguladığımız terapilerle kişilerin problemlerini gidermeye amaçlıyoruz. Çok geniş yelpazeli bir işle uğraştığımız için bazen çocuklarla çalıştığımızda oyun ağırlıklı çalışmalar yapmak gerekebiliyor. Yetişkinlerle çalıştığımızda farklı materyaller kullanmak gerekiyor. Ses hastalarıyla çalıştığımız zaman piyano vesaire gibi farklı materyalleri kullanarak enstrümanlardan fayda alabiliyoruz. O nedenle keyifli, güzel bir işimiz var diyebilirim. İnsanların hayatlarına dokunuyor olmak ve insanların iletişimleriyle ilgili onların hayatlarında bir değişiklik arz ediyor olmak bence işimizin en keyifli tarafı olarak söylenebilir. Bir bilinmezle uğraşıyorsunuz. Yaptığınız işin somut bir neticesi yok. Bir şeyleri deniyorsunuz ve sonuç almayı umuyorsunuz. Her insanda, her bireyde, her çocukta farklı neticeler alabiliyorsunuz. O nedenle bilinmezle uğraşıyor olmak bence en zor kısmı. Benim lisans eğitimim İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü. Yüksek lisansım ise Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek Lisans Programı. Ben eğitime başladığım zaman bu eğitim Türkiye'de yeni verilmeye başlandı. Ben bu eğitimi ilk alan kişilerdenim ve yüksek lisans düzeyinde veriliyordu. O nedenle bir lisans eğitimin üzerine ikinci bir uzmanlık olarak yapmanız mümkündü. Fakat şu an lisans eğitimi hali hazırda var ve bu bir uzmanlık eğitimi. Bir uzmanlık eğitimini başka bir branştan gelerek yapmanız aslına bakarsanız çok mümkün değil. Doktorluk gibi düşünürseniz bir başka branştan gelip tıp doktoru olamazsınız. O nedenle bununla ilgili bir uzmanlık eğitimi almak gerekiyor. Ama hali hazırda bildiğim kadarıyla yakın dallardan gelen kişiler yüksek lisans eğitimleriyle beraber bu işi yapabiliyorlar. Mesleki eğitiminizin dışında sabırlı oluyor olmanız, işinizi severek yapıyor olmanız, yaratıcı oluyor olmanız, çocuklarla çalışmaktan keyif alıyor olmanız bu iş için gerekli özelliklerden bir tanesi. Eğer bunlardan birine sahip değilseniz bu işi yaparken oldukça zorluk çekeceksinizdir. Geçmişe dönüp baktığımda kendime yapacağım tavsiye klinisyen olarak çalıştığım için klinik tecrübemi daha önceden arttırmakla ilgili olabilirdi. Ancak mesleğe ilk başlayan kişilerden biri olduğum için ve Türkiye'de bu alanda tecrübe edinebileceğimiz çok fazla ortam olmadığı için bunun eksikliğini meslek yaşantım içerisinde çok duydum. Belki yurt dışında bununla ilgili klinik tecrübemizi arttırmakla ilgili yapacağım çalışmalar şu an için benim kendime yönelik geçmişteki yapacağım konularla ilgili tavsiyem olabilir. İşim genelde hep sağlıkla alakalı çalışmaları gerektiriyor ve doktorlarla çok temas halindeyim. O yüzden herhalde doktor olurdum diye düşünüyorum.